7/24 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Kenan Arayıcı ile tekrar beraberiz. Gökhan Akça sakat, Erman Kuzal cezalı. O yüzden Yedek Kulübemiz yine boş. Halen mi? Bir federasyona başvuru yapsaydık. Disiplin kuruna bunların cezasını düşürsün mü? Bir yani, çare bulmamız lazım. Böyle olmaz. Ya da Yedek Kulübesini değiştirmemiz lazım bu gidişle. Bu gidişle sezon bitiyor hocam. Transfer. Bir bakmamız lazım. Sezon başlayacak, ondan sonra bakarız. Ama bunu tabii şeyde Gökhan'la Erman'la transfer görüşmesi yaparken bunları da şey al, detay al yani. Eksiktiniz, oynayamadınız, cezalısınız, böyle olmaz yani. Yani onu söyleyelim. Takımı çok yalnız bıraktınız diyelim. Aynen öyle. Sahaya süremedik onları fazla. En son bir iyi bir hararetli tartışmalar, ondan sonra bir daha gelmedi ikisi de ha. Herhalde birbirlerini çok kırdılar. Bence yani, büyük ihtimal Gökhan Beşiktaş'ın mağlubiyetten dolayı gelmiyor. Erman da totem yapıyor. Gelmediği için Fener geliyor herhalde. Bana da öyle geliyor. Şimdi hocam, yeşil beyaz giyindim. Giresun, tebrik ederiz. Onu da konuşacağız 3. bölümde. Aynen. Hadi hayırlısı olsun. Derbiyle başlayalım. Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi hocam. Ya Beşiktaş beklediğimiz oyunu oynayamadı daha önceki derbilerde. Galatasaray'da hani böyle 90 dakikaya baktığında harbiden haklı bir galibiyet yani. Şimdi hani sonuçta hani penaltılar İki taraf için de tartışılır. Verilir mi verilmez ona bir şey demeyeyim ama genelde Galatasaray daha bir iyi görüntü gösterdi. Sağ yayılışı, hücuma çıkışı, defans anlayışı. Yani hani haklı bir galibiyet aldılar. 90 dakika boyunca baskı yapan. Aynen. Daha akıllı oynayan. Pozisyon aramaya çalışan. Yani bir de beklenmedik hamleler yaptı Fatih Terim. Evet. Yani bir şimdi maçtan önce kadro açıklanınca ben dahil kafamda soru işaretler oluşmuştu. Neden dolayı? Hani Halil Dervişoğlu iyi oynuyordu. Aynen. Kerim iyi oynuyordu 2-3 haftadır. Takımı taşıyan, sırtlayan oyunculardı. Bir anda ikisini oynatmamayı Muhammed'i de oynatmadı. Mustafa Muhammed'i. Falcao'la başlaması. Onyekuru da sakatlıktan herhalde bir, yani dönmesi hemen oynaması. Babel. Sürprizdi. Yani Fatih Terim önde daha çok tecrübeli oyuncuları koydu. Sonuçta düşündüğü doğru çıktı. Şimdi ben kadroya baktım hocam. Ben de senin gibi ilk başta kızdım. Halil Dervişoğlu ile Kerem Aktürkoğlu takımı taşıdılar. Aynen, iyi oynadılar da. Ama şimdi yedeklere baktığımız zaman şimdi bu kadro yani bu 11 golü bulamasaydı hamle oyuncuları çoktu. Çoktu aynen. Kerem olsun, Halil olsun, Mustafa olsun. Kılıç, Emre Kılıç, Arda. Arda yani bayağı bir. Şimdi Beşiktaş'ın yedeklerine bakıyorsun. Sadece 2 oyuncu. Ya Beşiktaş'ın zaten ben de en büyük dezavantajı şuydu, ben de hatta maçı seyrederken de kadrolar açıkken aklıma ilk o geldi. Hatta şey düşündüm, olsa bile dedim Beşiktaş önde bile olsa veya beraberlik gitse dediğine katıldım. Çünkü oyuna hani böyle veya geride olunca olduğu gibi hamle yapacak oyuncular yoktu. Yani böyle etkili hamle yapacak oyuncular yoktu. Ama şimdi bir taraftan Galatasaray'ın kadrosunu bir açtık. Arda, Emre Kılıç, Muhammed, Kerem, Halil hepsi yani şey yani istese kafadan öndeki üçlüyü orta sayı kopya edip hücum yeni hücum şeyi sahaya sürebilirdi. Loindama. Yani diyor mu? Ömer haftalardır oynayan Ömer yedek. Ya işte diyor mu? Beşiktaş'ın o kısıtlı kadrosu buraya getirmesi bile yani şey takdir edilmesi lazım. Yani o kadroyla o şeyle kısıtlı kadroyla ama işte artık kısaldı. Bu akşam pazar günü şeyler belli olacak artık. Yani bu akşam Galatasaray'da sporla oynayacak. Yine Beşiktaş'ın eksikleri var. Fenerbahçe Galatasaray'ın o kadar büyük eksikleri yok galiba. Onun için yine Beşiktaş yine zorlanacak gibi gözüküyor. Hani kadro kurmakta artı Sergen Hoca'nın elinde hamle yapacak oyuncular da çok az. Aynen. Belli bir sayıda yani yapabileceği belli. Hani şimdi herkes yaptı. Şimdi Sergen Hoca maça giderken başka hocalar mesela şimdi Fatih Terim olsun, Emre Belözoğlu olsun 2-3 varyasyon var aklında. Hani öne düşersek şu oyuncu koyarız. Geri düşersek şu ama şimdi Sergen Hoca da yok. 2 veya 3 oyuncu var elinde. Oynatacağı artık 4. 5. oyuncu da tesadüf. Kim varsa orada sokacak oyunu yani. Şimdi bence penaltılar çok şeydi ya. Şimdi penaltılara gelelim hocam o zaman. Valla bana yani çok basitti demişken, ya valla yani. Bana göre Atiba'nın pozisyonu penaltı hoca yani ayağına basıyor. Ya doğru ama yani şey. Önce çelme takıyor ondan sonra. Doğru. Yani Donk gibi bir oyuncunun böyle bir hata yapmaması lazım. Böyle önemli bir maçta. Aynen. Hemen akabinde Atiba'nın yanlış adama sarılması. Aynen tam en tabiri caizse şey yani kötü anı dedi.
tam futbolun çakalına, tam futbolun artık her şeyini yalayıp yutmuş adamına denk geldi orada. Orada belki Onyekuru'ya falan olsaydı. O yapmaz belki, aynen. Belki öbürler de yapmazdı. Mesela orada o Getson, Metson o şeyi düşünmezdi Taylan Maylan. Ama o tam doğru diyorsun, yanlış yapabileceği adama yaptı. O da iyi kullandı onu. Peki hocam maçın adamı Getson diyebilir miyiz? İsmini açmışken. Ya Getson, ben bir şey söyleyeyim mi? 2-3 haftadır iyi oynuyor. He. Yani harbiden önceki maçlarda asistler, araya salmalar, topu biraz daha topardı ama ben şimdi Getson'u överken öbür tarafta da o 5-6 haftalık kötü gidişat vardı ya. Evet, takımın en kötüsüydü. Yani belki de takımın birkaç maçta mağlup olmasa onun payı çoktu. Ama o da orada defans oynadığı sahada. Ama işte oynadığı... şimdi orada hoca tercihiydi ama şimdi öyle de bakmak lazım. Şimdi son haftada iyi gözüküyor ama seni bu duruma getiren o dönemdi. Evet. 5-6 haftalık maçtı biliyorsun. Getson bir de o maçlarda yani tarafsız taraflı sorsalardı 3 tane kötü oyuncu say Getson'u araya koyardın her maç yani. Yani çok kötüydü. Hatta biz bile eleştirdik acaba bu sözleşmesinde var direkt oynama mı var diye. Ama son haftada bir çıkış var. Son 2 maç yani bu akşam bir de şimdi hafta sonu pazar günü bakılırsa bana göre en fikstürü hafif Galatasaray gözüküyor. Hatta futbol bu. Kağıt bu üzerinde... akşam Denizli olacak. Hafta aynen. Sonra da Malatya ile kendi sahasında. Kağıt üzerinde, kağıt üzerinde aynen alabileceği yani normalde alacağı maçlar. Ben çok merak ediyorum bakalım bu akşam veya bu akşam belki yani diyoruz ya şey de olabilir. Lig bitebilir. Yani Fener'in zor maçı var Sivas'ta. Galatasaray yense de avaraj hani 1-2-0 yetmiyor Galatasaray'a. Aynen. Yani iki maçta en az 5'er 6'er gol atacak ki Beşiktaş'ın da bir mağlup olmasını bekleyecek. Bir de hatta mağlup de nasıl? 1-0 da değil. Beşiktaş'ın hani 2-3 farklı bir mağlubiyet verecek ki gol avarajları dengelensin aynen. Ve öne geçsin diye. Onun için merakla bekliyoruz, bakacağız. Ya Galatasaray kendi sahasında Rize'yi çıkarıyorum. Ama ondan sonra Sivas, Trabzon, Karagümrük maçlarında kaybediler. Yani üçünden bir tanesini almış olsaydı şu an çok farklı konuşacak. Şimdi derbi de için mesela doğru diyorsun aynen. Hepsi bir tane ama öbür takımları da aynısını düşünüyor. Şimdi Beşiktaş hep böyle şampi diyorduk. Hani şampiyonu tam ilan edeceği maçlarda takıldı. Ankara gücünü yenemedi büyük sözden. Fenerbahçe'yi yense Fenerbahçe'yi egal edeceklerdi. Yarıştan dışarı atacaktı. Yapamadı. Beşiktaş'ın son darbeyi vuramadı bir türlü. Artık son iki hafta merakla bekliyoruz ne olacak. Peki hocam Fatih Hoca bayağı bir formundaydı, günündeydi yani. Ya Fatih Hoca değil mi? Ama ben Fatih Hoca bir Galatasaray takımı daha istiyordu. Yani onlar kendileri de artık Fatih Hoca'nın tabii büyük payı vardır hocanın. Oyuncuları iyi benimsetmiş. Bu maç diyordu biz de dedik. Ya varsın ya yoksun. Öyle bir maçtı artık. Yenince az da şampiyonluk şansı olsa kendi potaya soktu. Aynen. Şimdi hani elinde olan bir şey değil artık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekleyecek. Kendi iki maçını almasını bekleyecek. Ama en azından kendini yarışın içine koydu yani yine. Ama genelde Beşiktaş ilk yarı yine biraz iyiydi bana göre. İkinci yarı tam kayboldular sağdan hiç yoktu. Hatta pozisyonu yok doğru dürüst. İkinci yarı yok. Bir Gezal'ın şutu vardı. O da çok hafif gitti. Yani. Böyle doğru dürüst kaleye de bir gidemediler. Yani Galatasaray hak ederek yendi. İyi çalışmışlar dersini. İyi motive olmuşlar. Beşiktaş'ı biraz daha böyle oyuncu rahat mı desem. Ama Beşiktaş'ın tabii şeyi dezavantajı çok. Senin en çok gol atan Abubakar'ın yok. Bir de soru işaretleri var işte. Oynarsa şey olacak, oynamazsa böyle olacak, anlaşmazsa böyle olacak. Hocam öyle bir şey var mı? Ya bence vardır. Hani ateş olmayan yanından duman çıkmaz. Bunu biz 2-3 hafta daha önce konuştuk. Hatta Gökhan'a anlatana kadar şey olduk burada. Evet. Yok anlamak o işine gelmedi ama bir gerçek. Abubakar oynamıyor son 3 haftadır. Ha belki oynasa bu durumda olacak Beşiktaş. Tabii canım. Yani şimdi doğruya doğru belki şimdi Abubakar en çok gol atan oyuncundu senin. Bir de rakip için de çok büyük dezavantaj. Sen oynayınca biliyorsun kafadan Abubakar, Gezal artık en kudusularını kim oynuyorsa hani ama şu an yok. Şu an bu hafta Gökhan Töre gibi oynuyor orada önde. Gökhan Töre iyi topçuysa golcü değil yani. Golcü özelliği yok. Onun için zor yani. Onun için bence Abubakar'ın oynamaması Beşiktaş'ın çok büyük zarar verdi bence. Benim aldığım duyumlara göre varmış sözleşme sorunu. Kesin var. Olmaz yoksa şey diyeceğim şimdi adam 35 hafta sakatlanmadı da son 4-5 haftada mı sakatlandı bu adam bir tane böyle. Ya artık tabii oyuncu kendi şeyini düşünüyor menfaatini. Kulüp ne türlü düşünüyor, neyi düşünüyor bilemiyorum ama ben geçen işte Erman'la Gökhan varken dedik ben olsam şahsen hani
cepten 1 milyon daha verir şampiyonluğun para için şampiyonluğa gitti mi para geri gelecek sana. Yani zararın yok. Ama tabii şu an Türkiye'nin maddi, kulüplerin maddi durumları o kadar şey olduğu için hani 1 milyon, 2 milyonlar rakam olarak artık futbolda çok düşük rakamlar gözüküyor ama verecek güç yok takımlarda o. Yani o durumda değiller. Normalde bu pandemiden önce biliyorsun transferler 100'ler milyon, 80 milyon, 200 milyondan konuşuluyordu. Aynen. Artık orada şey diyorlardı, 2-3 milyon oyuncu mu kaldı diyorlardı. Şimdi işte o para da yok ama. O 2-3 milyon da var artık verebilecek. Onun için Beşiktaş'ın bakacağız hani bu akşam. Devre arası takviye yapmaması, kiralık da olsa yönetimin hatası olabilir mi? Ya öyle düşünmemek lazım ya. Ha şey olarak doğru. Belki 1-2 oyuncu da alabilirdi kadro genişliği için. Ama sonuçta baktın mı doğruydu her şey. Yani iyi geldiler, buraya kadar iyi getirdiler. O kadroyla iyi getirdiler. Ama en büyük şansları tabii hamle yaptılar aslında. Hep kafarda herkesin vardı. Bu Abu Bakar sakatlandı sonra Cenk Tosun aldılar. O da ama şanssız, o da sakatlandı. Şimdi belki yani. Cenk Tosun olsaydı aynen. Belki bu durumda olmayacaklar. Çünkü Cenk Tosun çok kötü bir santrafor değil. Yani bana şu an desen tabii Abu Bakar mı Cenk Tosun, Abu Bakar derdim. Ama Cenk Tosun da ona yakındı. En azından bu Beşiktaş'ın şu an olduğu durumda olmadı. Yani golcü eksikliği hissetmezlerdi. Peki hocam bu Galatasaray'ın attığı 3. golden önce bir şey var. Top dışarıya çıkmadı mevzusu. O bir skandal bana göre zaten. Ama onu golü ona bağlayabilir miyiz? Ya şimdi işte futbolun güzelliği o. Şimdi bu top hani eğer gol olmasa işte hakem yanlış yaptı geçti. Ama şimdi ama ya bana göre büyük hata yani harbiden büyük. Hani gol olmasından çok yani orada top hani çizginin üstünde olur, çizginin içine yakın olur. Abi ya bir metre var mıydı? Var. Yarım metre bir var. Yani bir de çok bariz. Yani orada neye göre out verdiler yani şey. Yani anlamış değilim yani. Hala golü bağlayabilir miyiz ona? Şimdi kale atışı kullanılıyor. Bak. Beşiktaş kafayı vuruyor. Ondan sonra yine Beşiktaş'ta topa dokunuyor. Top öne gidiyor. Bence orada Rossi'nin hatası hakem yapıyor. Kadar hatası hata aynen. Yani. Topu orada ayağından açıyor. Çok şey. Şimdi sıkıntı bak şimdi. Futbol biz oynadık. Futbolda öyle bir şey ki şeyin çok önemli. Sakin kalman, motivasyonun, konsantreni bozmam çok önemli. Ama bu tip şeyler ha golle olacak diye şey bağlantı kurmayacağım da şeyi bozabiliyor şeyini senin konsantrasyonu. Çünkü şimdi o an pozisyonda Atiba bir anda belki top harbi çıkmış olsa direkt görevine koşacak. Evet. Yanındaki adam da kızmayacak, hani şey yapmayacak. Öbürü de kızmayacak. Herkes diyecek ya top out'a çıktı. Şimdi çıkmayınca Atiba döndü daha halen hakemle uğraşıyor. Öbürü kendi oyuncusu görüyor bunu. Vay diyor hakem yanlış karar verdi herhalde. Önde işte atağımız gibi gol atacağız diye. İster istemez takımda hem yerleşim olarak düzeni bozuyor bir de konsantrasyon hani futbol öyle. Bir saniye konsantre olmadın gol yiyorsun. Aynen. Orada da öyle bir şey olabilir. Hani olabilir ama sen doğru diyorsun. Ya sonuçta top Rozier'in ayağına geldi orada vur gitsin veya ne bileyim ne yapıyorsan yap. Orada hata yaptı. Onun için de bence peki hocam bu hafta yani bu akşam Beşiktaş Karagümrük. Karagümrük'te o bir iyi bir kötü Karagümrük'ü çözemedik yani. Çok vallahi tehlikeli bir takım bana çok göre. Çok tehlikeli. Bak Karagümrük'ün ben geçen bir yerde okudum. Bir standardı yok. O anlam oyuncu şu an kadrodaki oyuncular böyle bir girdi mi baktın mı? Geçmişi yani geçmişine bakarsan Chelsea'de oynayan var. Milan'da oynayan var. Juventus, Liverpool değildi. İngiltere'de bir takım da var herhalde. Bir baktım da yani hepsi çok kariyerli topçular. Milli takımlarda oynamışlar. Evet. Onun için de doğru diyorsun çok tehlikeli bir takım. Ona bakıyorsun bir hafta önce Konya'dan 5 yedi. Geldi geçen hafta gençlerinde 5 attı. Yani dengesiz bir takım. Çok dengesiz. Yani çünkü neden? İddiaları yok aslında. Hani ne düşecekler Avrupa'ya da oynayamazlar. Yani ilk 6'ya 5'e girecek durumda değiller artık. Onun için de eğer iyi günde olurlarsa motive, konsantrasyon olursa çok zorlarlar bir takım. Ama zorlamaya rağmen konsantre olsa 1-2 gol yiyince çabuk da bırakan bir takım. Nasıl olsa artık gitti diye şey yani evet. Böyle. Çünkü ligin onlar için bir şey kalmadı. Şimdi orada hiçbir oyuncu şu son hafta kendi sakatlamak istemez. Hani hiçbir böyle ikili mücadeleye böyle girecek hani tehlike pozisyonu sokmaz ayağına. Ha ama oynadı mı da oynuyorlar yani. Aynen. Ona da demek lazım. Onun için çok değişik bir maç olacak. Galatasaray Denizli maçı var. Ya kağıt üzerinde normalde fark atması lazım. Sen herhalde söyledin bir de eksikleri varmış galiba. Bayağı eksikleri var. Denizli'nin bayağı eksiği var. O zaman normal. Yani normal şartlarda da 8 oyuncu 8 eksiği var. Şimdi
Bak Denizli düşmesine rağmen kötü top oynamıyor. İyi top oynuyordu. Şanssızlardı. Şimdi bu futbolda bazen şans çok önemli. Şanssız maçlar çok verdiler. Yenebileceği, puan alacağı bir maçları da kaybettiler. Ama düşmesine rağmen bana göre zordu. Çünkü oradaki oyuncular, ama bu eksikler olmasaydı. Artık onlar için lig bitmiş. Oradaki oyuncu artık piyasa maçı yapıyor kendine. Çünkü adamlar küme düşmüş. Kimse gidip PTT liginde oynamak istemiyordu. Evet. Herkes Süper Lig'de kalmak istiyor çünkü. Herkes ne yapıyor? Son bir sahne, çok büyük bir sahne. Galatasaray'la oynuyorsun. Şampiyon oynayan bir takımı yenersen havanı düşün. Ve gol atmışsın bir iki tane. Gündemdesin. Onun için Galatasaray için ben öyle zor hani şey yaptım, ama sen şimdi deyince 8-9 oyuncusu yoksa artık fark mı olur, bakacağız yani. Ya kağıt üzerinde şu anda iki maça baktığımız zaman en basit, en rahat Galatasaray. En rahat Galatasaray. Aynen, yani. En rahat Galatasaray. Puanı rahat alabilecek diyebileceğimiz yani. Abi Fenerbahçe'nin mesela bu akşam Sivas'la zor maç. Onu Fenerbahçe ha, yani zor maç. Beşiktaş Karagümrük maç. Yani Beşiktaş ondan sonra bir de şimdi oraya da gelmeden bugün Beşiktaş Göztepe'ye de gidecek. Şimdi İzmir'de. Bugün için en rahat şeyin Galatasaray. Yendiği an rakiplerin ne yapacağı çok önemli. Şimdi hangisi puan kaybetse veya mağlup olsa Galatasaray önüne geçecek zaten. Yani ikili avaçta Galatasaray Fenerbahçe'ne iyi mi? Onun için ben şey yapmadım fazla. Yani düşün yani bir puan bile alsa Fenerbahçe yenemediği takdirde onun da önüne geçiyorsun zaten işte otomatik olarak. Onun için güzel maçlar bizi bekliyor. Aynen, güzel maçlar bizi bekliyor. Bir de Galatasaray'ın çok eksikleri yok herhalde. Yok, şu an bir Falcao yok kadroda. Hayır, yani hepsi var. Eksik de yok yani. Onun için de yani bir de şimdi dediğin gibi hamle oyuncuları çok. Evet. Abi bu hafta Emre Kılıç bu iki haftada hep yedek giriyor. Arda yedek giriyor. Bence bu kadro hakkını vermedi daha yani bu sezon. Ya bu sezon ben hep diyoruz ya Galatasaray'la ilgili şunu diyebiliriz. Hatırlıyor musun? Kötü gidişatı bizdik. Takım değil de kulüp olarak bitmişti. Evet. Orada başkanın açıklamaları, Fatih Terim'le başkan arasında bir diyalog kopukluğu oldu. Fatih Hoca cezayı detirmeye gitti. O maçları kazanamadım, kaybettim puanları. Yani böyle bir sıkıntı vardı. Onun için bence de yani şey yani iyi bir kadro. Belki seneye daha başarılı olabilirler yani. Peki. Kapatıyoruz. Bir sonraki bölümümüz Fenerbahçe. Aynen.